Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım abilerim inşallah iyisinizdir şükürler olsun bizler de iyiyiz şu an elime gelen 3 tane eski saray kukası böyle eski bir kuka bir tane Serkan Coşkun bir tane de Kamil Pu kuka var elimde bu usta işçilikli komple işlemeli gümüş işlemeli olan ürünler şunlarsa eski ürünler ölçülerini vereceğim tanıtacağım dükkan çok dağınık olduğu için yıl sonuna giriyoruz bir yandan sayın bir yandan yeni gelen malları trend yolu yüklemeyle uğraşıyoruz bir yandan da faturaydı vergiydi bu muhabbetlerle uğraştığımız için çok fazla yoğunluğumuz var. Tripotumu bile kaybettim. Öyle ilk bulduğum tripodu taktım telefonu. Hızlı bir video çekmek istedim. Ürünleri size tanıtayım. Böyle yıl sonu yeni gelen ürünlerden tanıtmış olsun en azından dedim. Hani bunu da cuma günü araya sıkıştıracağım. Çünkü bunlar yeni geldi ve çok hoşuma gitti. Yıl bitmeden koleksiyonunuza katmak isterseniz böyle eski işçilikli tespitleri katmanızı öneririm. Şimdi tek tek tanıtacağım. Tanıtmadan önce sizlerden ricam bir bu videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone değilseniz, abone olursanız çok ama çok mutlu olurum deyip şöyle küreden Başlamak istiyorum. Küre tek delim imame. Şöyle tek delim imame. Mükemmel bir çekimi olan eski bir tespittir. Eski bir kukadır. Şöyle. Kaç milimmiş? 13,5'a. 13,5 ölçülerinde eski bir kuka işçilikli tespit. Günümüzde piyasaya baktığınızda çok fazla yeni kukaları ortalama 500-600 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık diye satmaya çalışan insanlarla dolu. Vay canına. Ben şu garantiyi veriyorum onlar bu garantiyi veremiyor çünkü bir tanesiyle muhatap halindeydik konuşuyorduk elinde 20-30 tane kuka tespihi vardı ve ben bu kuka tespihleri almaya çalıştım ve test olarak hani dedim ki bunu test yapsak birkaç ustaya gö göstersek ya da birkaç kişiye göstersek eğer eski değilse geri alır mısın kardeş sen bizim sözümüze güvenmiyor musun muhabbeti yapıyorlar. Ben ise şöyle bir şey diyorum bu ürünü aldığınızda istediğiniz kişiye gösterebilirsiniz. Eğer bu ürün eski bir KUKA değilse ya da hoşunuza gitmezse anında bana iade yapın. Ben bu tespihleri anında geri alayım diyebilirim sizlere. O kadar güvendiğim ürünlerdir. Şöyle Siktir lan. Böyle <laughs> müezzin konulmuş aralarına. Bunlardan bir zamanda kapsül ve bir tane küresi gelmişti küresine bir güzel işçilik yaptırdık kapsülüne sattık şu an bu videodaki tespihleri satmak amaçlı çekmiyorum bunlar bende kalsa da olur çünkü her zaman değerlenecek İlerleyen zamanda param olduğunda gümüş bir püskül takarım bunlara zaten koleksiyonum videomu izlemeyen varsa yeni koleksiyon videosu atmıştım kanala girip oradan tespih koleksiyonumdaki videoları izleyebilirsiniz çoğunu da gümüş püskül taktım parayı buldukça mesela hani ben bu işi ek işi olarak yaptığım için bir yandan güvenlik görevlisi olarak yapıyorum güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum bir yandan tespihçi olarak mesela örnek diyorum kendi maaşımla kendimi geçiniyorum buradan gelen karla da tespitlere püsküldü ya da aksesuar ya da biraz daha üste katlamaya çalıştığım için yapabiliyorum. Bunlara çok güzel gümüş püskül taktığımızda gayet iyi olacağından eminim. Çok güzel kullanımı var. Tekli kullanımı aynı şekilde. Ya bunları bilerek püskül takmadım ve yeni geldi dükkan da o kadar çok karışık ki şu an göstersem aklınız gider. Dükkana gelen müşteriler de zaten görüyor. Çok fazla yüklemediğimiz videosunu çekmediğimiz tespitler var. İnşallah onlar da sırayla yükleyip Trendyol sayfamıza, Instagram sayfamıza tek tek yükleyeceğiz. Ve siz değerli dostlarımızla beraber 2023'ü de bitiriyoruz. Başınıza gelen en kötü olayları da yorum olarak yazarsanız ya da tesbih nasıl kalitesi nasıl? Bunu yorum olarak yazarsanız almak zorunda değilsiniz. Instagram adreslerimi açıklamaya bırakıyorum. Oradan fiyat sorabilirsiniz. Ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. Videosunu, ölçüsünü, her şeyini sorabilirsiniz. Ya ben her seferinde videomda şunu söylüyorum. Ben diğer esnaflar gibi almayanları terip atmıyorum. Almayanlar da çok hoşuma gidiyor. En azından yazıp bilgi alıyorlar. Başkasından alacak olsalar da dolandırılma şeyine önüne geçmiş oluyoruz. Çok güzel bir kukayı bırakıyorum. Aynı şekilde Sadece ufak bir imamesinde farklılık olan bir kuka daha. Sanki katelin gibi duruyor ama %100 kuka. Doğal ya komple doğal çok eski piyasada gerçekten söylüyorum şu tespih piyasada çok rahat bir şekilde milyarlara satılıyor ya. Vay canına. 4 milyar 5 milyar satılıyor adam diyor ki 200 yıllık geçen gün dükkana getirdi bir adam tespih bundan daha küçük havşalı bir kuka getirdi dedi ki kardeşim bu 400 yıllık olduğu söyleniliyor ne diyorsun. Siktir lan. <laughs> Dedim ki abi ben anlamıyorum. Taze tespitçi değilim. Yorum yapmayayım. Çünkü yorum yapsam sıkıntı olacak. Her önüne gelen insan artık para kazanma uğruna gidiyor. Diyor ki yok 400 yıllık, yok 300 yıllık, yok 500 yıllık deyip satıyor. Alıyorsun tespihi, güzel de paralar veriyorsun. Mesela bu tarz bir kuka alıyorsun, 5-6 milyar para veriyorsun. Sonradan da gidiyorsun, hani birine gösteriyorsun, yeni malzeme olduğunu görüyorsun. Adama yazıyorsun esnaf diyorsun ki bunu geri alma şansın var mı? Hani böyle böyle bir sıkıntı geldi başıma. Doğru söyleyeceksin ya sen müşterisin ve ben kendi adıma söyleyeyim. Ben esnafım senin sayende ekmek kazanıyorum. Senin sayende çevre kazanıyorum. Senin sayende büyüyorum. O zaman nedir? Her daim sen haklısın. Başkası değil. Sen ne dersen benim için doğru odur. Olabilir bir ustaya gösterdin içine sinmedi beğenmedin bir şey oldu anında gönder kardeşim geri alalım. Dostluğumuz bakidir dostluğumuz bozulmasın maksat. Başka alışverişlere kapımız açılsın ki ben ortalama 4 yıldır bu piyasadayım. Profesyonel olarak 4 yıldır bu piyasadayım satışlarını yapıyorum dükkanım var. Vay canına. 5. yılımıza gireceğiz inşallah. Şöyle söyleyeyim 4 yıldır bir sıkıntı yaşamadım. Yazanlardan iademi de aldım. Zaten çok kişi yazmadı. Dost olarak konuştuk. Fikir alışverişi yaptık. Her şeyi yaptık. Benim ekstradan trend yol hepsi burada. Dolap. Diğer uygulamalardan zaten satışlarım devam etmekte. O yüzden ürünlerime çok net ve çok rahat bir şekilde garanti verebiliyorum ki. Şuna baksanıza güzelliğine. Hatta ki de aynı ölçülerdeydi. 13.5'tu. Şimdi bu kukaya bakacağız. 20 milime. 13,5 milim. Bunlar İstanbul'un Beyazıt'ından, Beyazıt ilçesinden, tespihçiler kahvesinden bulunma eski tespihlerdir. Sadece şu ikisi yeni işçilikte. Bunları da anlatacağım zaten. Şöyle çok güzel müezzinleri olan, ya şunu düşünsenize güzel bir hani güzel bir püskül taktığınızı ağır böyle Halep püskülü Halep demeyeyim neydi? Kral zincir. Kral zincirli üçlü dörtlü bir püskül takıp fikrini astığınızı düşünsenize. Bu da tek delik imame. Müthiş bir kullanımı var. Dokusu hazlı. Yeni kukalarda bu şeyi alamazsınız. Gerçekten alamazsınız. Belki de bu alacağım son eski tespillerden olabilir. Kaçırmayın derim. Artık yeni tespillerde biraz stok yapmam lazım ki trend yolda hepsi burada da rezil oluyor gibiyiz. Ben istiyorum ki 2000-3000 çeşitim olsun. Gerçekten tespih konusunda bir marka olayım. Tespih konusunda bir bir olayım. Bir önder olayım ki hani trend yolda başı çekeyim istiyorum. O yüzden biraz daha atölye işçiliklere döneceğim. Kendime stok yaptıktan sonra tabii ki arada çıkan değerli uygun fiyatlı koleksiyon tespihlerini de alacağım. Piyasaya baktığınızda çoğunuzun beni takip etme sebeplerinden biri de milletten hani diğer esnaflardan biraz daha uygun olmamdır nedeni. Çünkü ben bunları gidip de bir toptancıdan almıyorum. Dolaşıyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Öyle buluyorum. Ya da bu piyasayı dolaşan mesela Dağistan abimizin videosu vardı. Piyasayı dolaşan değerli abim Dağistan abim bana getiriyor. Ya da bir tane daha böyle piyasayı dolaşan abimiz var. O getiriyor. Ya da ben esnaf esnaf dolaşıp bu tespihleri buluyorum sizlere sunuyorum. Ya şöyle düşünün ya içerisinde yol parası mol parası her şeyi kattığım halde ama bunlar mesela bazı kukalar var. Gerçekten saray kukası çok eski değerli işçilikli kukalar var. Bunlar gerçekten dedikleri gibi 4-5 bin lira fiyatları hak ediyor ama yeni bir kukayı gerçekten yeni bir kukayı gidip de çok rahat bir şekilde elinize aldığınızda anlıyorsunuz. Ya bırakın isterse usta işçilikli olsun. Usta işçilikler de değerlidir ama usta işçilikli dahil olsa elinize aldığınızda yeni malzeme olduğunu anlıyorsunuz. Eski her şeyin eskisi güzeldir. Bence her şeyin eskisi güzeldir. Biz insanlar bile yaşlandıkça, eskidikçe daha güzelleşiyoruz, daha bilgileşiyoruz, daha tecrübeleşiyoruz. Ağaç eskidikçe büyüyor, gölgelik oluyor bizlere. Her şey eskidikçe daha değerleniyor. Tespit piyasasında her seferinde söylüyorum buna yeni yeni katılmaya başlıyorsunuz. Millet diyor ki eski tespit değerli değildir ama niye eski tespitlere bu kadar çok para veriyorlar? Evet o zaman şimdi yeni işçilikli tespitlerimizle başlayalım. Serkan Coşkun imzalı Serkan Coşkun imzalı şöyle imzası netleniyor mu? Serkan Coşkun imzalı bir kuka tespihimiz. Bunlara da aynı şekilde gümüş püskül takmak gerekiyor. Bunlar piyasada şu an 3.5 ile 4 lira arası dönüyor. Şu Serkan Coşkun tespihleri 3.5 ile 4.5 lira arası düşüyor. Bunun çakımları komple el işçiliğidir. 11 milime 11.5'a 8 milim ölçülerinde kesme bir ürün. Çok güzel çekimi var. Bunun bir özelliği var ki bunlar kullandıkça gümüşleri düşmüyor. Bence bu yeterlidir. Piyasada çok fazla görmüşsünüzdür. Mezatlarla çok fazla fiyatlara satılan bir üründür. Çok güzel kullanımlı. Bir tane yedek kapbesiyle güzel bir gümüş püskül yaptığınızda isterseniz onu ben de yaparım. Gümüşüne güzel bir fiyat almam. Hani piyasada 70-80 liraya satıyor gümüşçüler. Hadi çedde 50 liraya falan dönüyor esnaflar arasında. Ben size yine uygun fiyata buna gümüş de takar yollarım. Onun içerisinde hani zaten birkaç arkadaşım Instagram'dan paylaştım diye bizden fiyat aldı. Uygun fiyata da verdik onları. İnşallah daha da uygun rakamlara sizlere bunu sahiplendirmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde usta işçilikli Kamil Pu atölyesinden çıkma. Atölye demeyeyim Kamil Pu ustanın elinden çıkma bir tespittir. 11.5-12 civarlarında kumpasında bir bozukluk olabilir. 12'ye 8 diyelim biz bunlara. Çok güzel kullanımı olan bir tespih. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Satılsın diye videosunu çekmiyorum. Siz değerli dostlarımız en azından bu tarz tespihleri görün bilgi sahibi olun diye paylaşıyorum. Şu tarz eski tespitleri YouTube'da baktığınızda çok fazla detaylı bir şekilde anlatan ve gösteren yok. Sizler bana destek veriyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz. Ben de onlar için bu tespitleri bulup sizlerle paylaşıyorum. Zaten Instagram'dan, Trend Yoldan, diğer mağazalarımdan, yurt dışı satışlarımdan ben zaten işimi görüyorum. Kestiğim faturaları dahi size atsam dudağınız uçuklar diyebilirim. Bunu kibir olarak asla söylemiyorum. Ben sadece buradaki dostlarım da bazı şeyleri görsün. Bazı şeyleri uygun rakama sahiplensin istediğim için bu tarz videoları çekiyorum. Araları da sıkıştırıyorum. Elimden geldiğince video çekiyorum. Artık videonun günü saati hiçbir şey kalmadı. Her gelen videoyu direkt çekip hemen aralarında bir şeyler koyabiliyorsam koyuyorum. Hemen yüklüyorum ki sizler biraz daha video izleyin, paylaşın, destek verin istiyorum. O yüzden videomuz bu kadar. Toplamda 5 tane nadide çok güzel zor bulunan tespitlerimizi sizlere tanıttık. İnşallah bu video hoşunuza gider diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.